Olmaz abi dedi. Atma be, orada sıkıldım çeker bana. Buraya kazdırmış. Neyse çok aşağı inmiş, iyi değil. Ya bakarsın yarın bir gün yol gelmiş. Ne güzel ki bu. Anne sakın ha. Dur derim nasıl nasıl boğdu. Şöyle bir de giderken. Evet arkadaşlar. Arabanın içindeydi. Benim YouTube kanalım var. Sıcak sıcak onu. Onu atayım. Nebaten işlemiz. Anneannemiz vefat etti. Onu ziyaretten dönüyoruz şimdi. Bununla hepsi bir anı. Merhaba, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün anneannemi kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Ailecek hepimiz buradayız. Şöyle göstereyim size. Elimizden gelen her şeyi yaptık ailecek. Çok tedavi gördü. Kemoterapisinden tut, akıl ilacından tut, her şeyi yaptık. Ömrü buraya kadarmış. Yapacak bir şey yok. Allah'ın bundan sonrasını cennetine nail eylesin. Toprakla sıkmasın inşallah. Ben de şöyle akşam oldu. Bugün çekim yapamadık. Hepimiz üzüntülüydük malum. Şöyle çekeyim dedim. İşte dedem burada. Dayımın oğlu falan. Nebahat eniştemiz burada. Çocukla burada. Herkes burada. Küçük dayım burada. Herkes şu an çok üzüntülü. Akşamüstü mezar ziyarete gittik. Hepimiz evcek, ailecek. Yanında olduğumuzu bilsin diye. Yani arkadaşlar toprak aldığını geri vermiyor işte. Yapacak bir şey yok. Elimizden gelen bu. Eğer herkes birer cam verseydi hepimiz biraz verir kendine getirirdik. Ama yapacağımız bir şey yok işte. Bitti mi bitti ya. Zaten kaç gündü tedavi görüyordu. Dün işte ağırlaştı. Annem arayıp haber vermişti bana. İşte bu sabah saat 8 gibi vefat etti. İkindileyi cenaze namazı kılınıp ondan sonra defnedildi. Akşam işte şimdi ailecek bir araya geldik. Ben de dedim az bir video çekeyim. Hani bugünü hatırlayalım. Bize de bir hatıra olsun. Teyzelerim çok üzgün. Allah'ım onlara da sabır versin. Anne acısı kolay bir şey değil. Onu yaşamayan bilemez. Ne kadar da biz onlara sakin olun. İşte hani şey vermeye çalışsak da onunla ana şey kalbi yani. Ana gitti mi gidiyor. Bir daha geri gelmiyor. Ananın yerine bir şey konmaz. Ana gibi yer bulunmaz. Diyecek başka bir şey yok işte. Allah'ım geride kalanlara sağlık versin. Huzur içinde yatsın inşallah. Herkes elinden geleni yaptı. Ankara'dakiler orada yaptı. Köydekiler burada yaptı. Yani kimsenin hiç, herkesin gönlü vicdanı rahat bu yönden. Herkes seferber oldu ama işte ne derler işte orada bitti mi kepek bitti ya. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben onlara bazı şeyler yapacağım.
La bana niye alıyorsun? Allah Allah. Hayır bir şey diyeceğim sana. He. Bunun ne kadar yardım yapacağım ben? Sana mı? Kalburu nasıl taşıyorum? Ya ne, ben ne yapayım lan bu kalburu taşıyayım? Lan kalburu nasıl taşıma ne kadar değerli bir şey biliyor musun? Çok şey Allah Allah. Düğün salonu sendir. He? Düğün salonu sendir. Düğün salonu mu ben? Yuh. Yuh. Ya ben bak ben şimdi... Lan ha. Ha tamam de Ahmet'cim. Lan burada salon var gene. Yok burada değil yuh böyle. Gırt gün gırt gece. Yuh. Yuh. Hadi sen kızılma mı? Şuna bak. Şuna bak. Nasıl patladı bu arada düğün salonu? İstanbul. Yok. Yok Paris'te mi kaldı İstanbul? Bu kimi? Yok yok Paris'e. Paris'e yaptı Paris'e. Paris'te var. Bakın senin bardağın anneyim. Anne ben içmiyorum. Senin bardağın anneyim. Bilmiyor musun? Şu herhalde. O benim şu. Ha bu senin. Sen evlen. Bak. Sen evlen. Evet. Kuşadası'da sana istediğin kadar tatil yaptırıyor. Bir hafta yeter, zaten kalabilir. Ya istersen bir ay, bir ay dur. Tamam, söz mü? Oğlum, yazdıklarını göz aldın. Böyle değil.